Kekler çok güzel olmuş dediniz. Tamam ama onun en çok kekini beğendiniz. E muhallebisi en güzel o. Sonra beğendiniz. E benim gelinim en güzelin bir altını mı yapar dediniz? Hayır. Hayır. E yoruma göre o çıkıyor. Altı kızarmamış dedi. Bak altına öyle baktım. Öyle bir yorum yapmadınız. Yaptı. Nursel Hanım sordu 5 diye son anında. Bunu daha çok beğendim. Bunu niye 4 verdin dedi. Kızarmamış değil. Altında çiğlik mi hamurluk mu öyle bir şey dedi. Kızarmamış dedi. Altı pişmemiş altı. Dedi. Ondan bak böyle anneciğim, koydum dedim. Anneciğim o altı değil üstü. Neyse alta baktım ben alt zannettim Tuğba. Lezzet olarak en çok hangisini beğendiniz? Bu da güzel. Bu da güzel. Yani benim tavamı beğendiniz. Bu güzel. Bunu çiğ dedim zaten. Tamam ben biri sormuyorum. Dedim. Dört verdiniz ya bana. En çok benim tavamı beğendiniz. Kızarmaya göre verdiniz o zaman. Bu güzel dedim bak Yeşim bu güzel dedim. Siz dördü yerken bu ne daha güzel demediniz mi? Yeşim üç almadın, iki almadın. Senin kayınvaliden benim tavamı beğenip bana geldi. Senin tavanı beğenip mi? Evet. Muhallebisini beğenmedi. Kekini sıkışık mı dedin, çiğ mi dedin, hamur bir şey dedi. Ay bana öyle bir şey demedi. Birinci tabakta değil miydin sen? Sıkışık dediğine az önce beş hamur vardı. Ya da bir şey, kekini de beğenmedi yani sonuç olarak. Bunları sen yapmadın mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Beğenip bir vermedi, beğenmedi. Benim yorumun şeylerin tabaklama bana hatırlatma. Özür dilerim. Çünkü yaptığı yorumlar bile hatalıydı. Seni zaten hiç konuşmuyorum, konuşursam gerilirim. Bak Beyan teyze, final günü bu hatalar yapılmaz. Bu hataları yapacaksanız buraya gelmeyeceksiniz. İki tabak beğendim. Senin hataların yüzünden ben buradan elenirsem benim aklıma girmiş olur. Hatayı sana yapmadı ki, bana yaptı. Sen en çok benim... Sana kaç verdi? Üç. Ee? Her şeyini beğenip konuşma. Üç verdim. Hiç konuşma. Teşekkür mü etmeliyim her şeyini beğenip? Evet, et. Senin tabağını hiçbir şeyini beğenmedi, bir verdi. Olması gereken. Tabii, tabii. Benim tabağımı her şeyini beğenip üç veriyor. Şimdi arka taraftakilerin ve izleyicilerin en merak ettiği soru. Beşi manevi gelinine Aleyna'ya mı verdi yoksa kendi gelinine mi? Bu hafta inanılmaz çekişmeli geçti. Son puanımız da bu. 20 altın bilezik için savaştı gelinlerimiz. En pırlanta puanımız kendi gelinimize mi, rakibe mi gidiyor? Sıkı dur. Aç. Tuğba. Tuğba! Aferin gönül. Olması gerekeni yaptın. Helal olsun. Bir şey diyeceğim. Manevi aldım biri sus. Hani benim kekim yanık diye içi nasıl pişmemiş? Hamur. Hadi üvey evlat bak, dışına bak. İrem anlatsın o sana. Dışı yanıp içi çiğ olabiliyor altı ya. Altı hamur aşkım. Ay o nasıl altı yanmış diye bas bağırıyordun. Ne oldu? Nasıl altı hamur? Hamur. Ne oldu? İçi içi. Bas bağırıyordun. Senin var altı bak, diyor Asya abla diyor. Da içi tıkızdı. Beyaz evet herkes aynısını söyledi. Bakabilirsin anneciğim. Herkes aynısını söyledi bu arada sen dinlemiyorsun niye herhalde. Niye 5 aldım o zaman 4, Allah Allah. 4-5 aynı beş, evet beş, hata yaptım diyor. Hata falan yapmadı. Ben her gün kayınvalidenden. Niye ben böyle de siz yapınca ay çok güzel. Olmamıştım bana 5 alıyorsun niye şaşırıyorsun? Niye lezzeti tabaklara veriyordular hani? Kimler 5 verdi ona? Hata yapabilir. Dört herkes hata yapabilir. Hata yaptığını kabul etti. Senin kayınvaliden kabul etmiyor bak. Ben lezzetli veriyorum diye bas bas benim kayınvalidem diyor hata yaptın diyor. Hata yaptın. Niye ben olunca hata. Hatası bize eve göndermez inşallah. Müthiş. Sen olsaydın mı? Senin tamam ya ona gerek yok. Yo lezzetli çok güzel. Evet güzel.